Zekat nedir? Zekat, Müslüman zenginlerin ticaret malı ve parasının 1/40'ını fakirlere vererek yaptıkları farz ibadettir. Kimler zekat verebilir? Bir kimsenin zekat verebilmesi için Müslüman, akıllı ve buluğ çağına erişmiş olması şarttır. Kişinin borcundan ve asli ihtiyaçlarından başka nisap miktarı mala sahip olması gerekir. Asli ihtiyaçlar nedir? Ev, araba, iş araçları, giysi, yiyecek ve benzeri ihtiyaçlar bizim asli ihtiyaçlarımız kategorisindedir. Peki nisap miktarı nedir? 81 gram altın, 40 koyun veya keçi, 30 sığır ya da 5 devedir. Toprak ürünleri yağmurla sulanıyorsa 10'da birinin, özel sulamayla mahsul elde ediliyorsa 20'de birinin zekatı verilir. Zekat kimlere verilmez? Müslüman olmayanlara, zenginlere, anne, baba, eş ve çocuklara, dede, nine ve torunlara zekat verilmez. Zekatı kimlere verebiliriz? Fakirlere, yoksullara, borçlulara, yolda kalmışlara, Allah yolundaki muhtaçlara zekat verebiliriz. Ya da zekat verebilecek kişilere ulaştırsın diye yardım kuruluşlarını vekil tayin edebiliriz. İmam-ı Rabbani Hazretleri yine mektubatında buyuruyor. Bir insanın 70 peygamber kadar ibadeti olsa, Allah olabilir mi? Mesela düşünelim. 70 peygamber kadar ameli ibadeti olsa, yarın ahirette bir kuruş zekat borcuyla giderse, onu ödemeden, kul hakkını ödemeden cennete giremez. Mektubatta var. Çünkü 70 peygamber kadar nafile amelin varsa da, bir kuruş Allah'a kula borcun varsa, onu ödeyeceksin, cennete öyle gireceksin. O borç, onu milletin senden alacağı var. Gidi arkadaşlar, bu kadar namaz kılarlar, oruç tutarlar, bu zekat işine geldi mi paraya dayanıyor diye zenginlerden bazıları vermezler. Ondan sonra ahirete bir giderler, fakir fukara başına toplanır. Ne oldu? Benim senden alacağım var. Ben senin gibi borçlu tanımıyorum ya. Ne borçlu tanımıyorsun sen? Sen ömrün boyu zekatını vermemişsin, hepimizin hakkı sende var. Ne olacak, nereden vereceksin şimdi? Ay, paralarda kasada kaldı dünyada, nereden vereceğim burada sana? Bankadan hesap numarasına çektiremezsin ki orada parayı da vereceksin, herife borcunu ödeyeceksin. Cennete bırakmıyor seni, dalmış kırtlağına. Ne yapacaksın? İbadetlerinden vereceksin, namazlardan, oruçlardan, haccından. Gidiyor hep. Zikirler, tesbihler, teheccüdler, ne kılarsan kıl, gidiyor. Borçlusun. Hadis-i şerifte buyuruyor ki, eğer kulların borcunu ödemeden sevaplarının tamamı tükenirse, bazı adamın sevabı yetecek, borcu azsa öder, kapatır, biraz da kendine sevap karşılık kalır, peki cennete idare eder vaziyet. Bazı adam öyle olacak ki diyor, bütün sevabını millete borcuna karşılık ödeyecek, sevabı bitecek, borcu bitmeyecek. Haklılar, alacaklılar başına üşüşecek, ne olacak, sevap da kalmadı ki verecek, o zaman onların günahından buna borcu kadar yüklenecek. Adam ahirette namaz, oruç, ibadet, taat, dünyada da gitmiş, kul hakları üzerine yüklenmekle beraber bütün ibadetleri tüketmiş, sevabı bitmiş, onların günahından da suçları kadar, onların alacağı kadar yüklenmiş ve cehenneme atılmış. İşte benim ümmetimden iflas eden budur buyurdu Resulullah.